Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında İhlas Suresini değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. De ki, o Allah ehaddir, birdir. Allahu samet, Allah samettir. Lem yelid ve lem yulet. O bir baba ve bir evlat durumunda değildir. Ve lem yekul lehu küfüven ehad ve ona denk hiçbir şey yoktur. Bu Kur'an-ı Kerim'deki en kısa surelerden bir tanesi ve hepimizin belki en iyi bildiği surelerden birisi. Kısalığıyla beraber Allahu Teala burada kendini bize tanıtıyor ve bu kısa ifadelerle hem tevhidi gayet güzel bir şekilde ortaya koyuyor, hem de tevhide zıt olan durumları ana hatlarıyla beyan ediyor. Önce isminden başlamak gerekirse biz bu sureye İhlas Suresi diyoruz. İhlas, yapılan amelin Allah emrettiği için yapılması. Yani her şeyin Allah için olması, buna ihlas deniyor. Bu surede de tamamen Allah anlatıldığından başka bir şey burada yok. Bundan dolayı İhlas Suresi olarak böyle bir isim verilmiş denilebilir. Ve hitap Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara Allah'ı anlatmaya başladığında, kendisinin Allah'ın elçisi olduğunu söylediğinde insanlar soruyorlar: senin inandığın Allah nasıl bir Allah? Ve bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde zaten Rabbiniz şöyle bir Rab'dir diye anlatılıyor. Allahüllezî, Allah öyle bir Allah'tır ki şöyle şöyle yaptı. Bunlar anlatılıyor. Bunun da ötesinde böyle kısa bir surede de Allahu Teala'nın bazı isim ve ünvanları ve onun uluhiyetine zıt olan durumlar burada bir öz olarak, özet olarak veriliyor. Ve biz İhlas Suresi'ndeki ifadelerle Allah-u Teala'yı daha yakından tanımış oluyoruz. Ey Peygamber, de ki. Burada de ki ifadesi emir olarak Peygamberimize yönelik bir emir. Ve tabi onun zımnında ayete muhatap olan herkese. Yani Allah'ı anlatma noktasında şunu söyle: Huvallahu, o Allah'tır. Huve zamir, o anlamında. La ilahe illa hu dediğimizde orada da hüve geçer. Dolayısıyla daha evvelinde Allah denilmeden hüve şeklinde bahsedilmesi, la huve illa hu, yani ancak o var, o mutlak olarak zikredildiğinde Allah hatıra gelir. Bu mana tefsirlerde, müdakkik bazı tefsirlerde nazara veriliyor. Ve o Allah'tır. Allah, yani alemi yaratan, her şeyi yoktan var eden, yaşatan, rızık veren, kainattaki tasarruflarda bulunan Zat-ı Ecelli Ala. Allah, Cenab-ı Hakk'ın zatına alem, yani zatının ismi, ünvanı. İşte ismi azam diyenler de olmuştur Allah lafzı celali ile alakalı. Her halükarda Allah dediğimizde bizi yaratan, alemi yaratan zatın ismi, o hatırımıza geliyor. Ve değişik dillerde belki buna değişik ifadeler kullanılmış olabilir. İngilizce'de God denilmesi gibi, Huda denilmesi gibi bazı başka dillerde veya Türkçe'de Tanrı denilmesi gibi. Ama Allahu Teala kendisini Kur'an-ı Kerim'de Allah ünvanıyla, bu isimle bize bildiriyor. Ve Besmele'de de her şeyden önce Allah lafzı celali var. Yani Allah diyerek başlıyor Besmele. Ardından Rahman, ardından Rahim. Üç isim, Allah'ın üç ismi orada zikrediliyor. Ey Peygamber, de ki o Allah ehaddir. Ehad, Cenab-ı Hakk'ın ehadiyeti, yani tek oluşu, yegane bir oluşu, bunu bildiren bir ifade. Yani kainatta tek Allah var, haşa ilahlar yok. Ayet-i kerimelerde buna dikkat çekilmiştir. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا اَلِهَا اِلَّا اللّٰهِ لَفَسَدَتَا. Eğer göklerde ve yerde
Allah'tan başka ilahlar olsaydı gökler ve yer fesada giderdi. Yani her şey bozulurdu, her şey alt üst olurdu. Kainatta gördüğümüz nizam, intizam, düzen, birlik, bütünlük, ahenk, birbirinin ihtiyacına cevap verme, birbirinin eksiğini tamamlama, bu gibi şeyler alemi yaratan zatın ehad olduğunu, bir olduğunu gösteriyor. Bilal-i Habeşi Müslüman olduğunda kendisinin efendisi durumunda olan kimse onun dininden dönmesi için bayağı bir baskı uyguluyor. Üzerine kızgın kum üzerindeyken böyle ağır taşlar koyuyor. O ağır işkence altında bile Bilal-i Habeşi ehad ehad diye Allah'ın birliğini ilan ediyor. İşte ehad derken Allah'ın birliği, yegane bir oluşu bunu ifade eden bir kelime. Allahu Samet, Allah Samet'tir. Samet şu şekilde tarif edilir kitaplarda. Her şey ona muhtaç, o ise hiçbir şeye muhtaç değil. Gerçekten de Ya eyyühennas entumul fukara ilallah vallahu vel ganiy ayet-i kerimede ifade edilmiş. Yani ey insanlar, siz Allah'a karşı fukarasınız. Yani ona muhtaçsınız. Allah ise ganidir. Yani o hiçbir şeye muhtaç değildir. Bizler havaya, suya, güneşe, geceye, gündüze, nice şeylere muhtacız. Adeta sonsuza kadar uzanan bir ihtiyaç listemiz var. Onlarla bizim hayatımız devam ediyor. Ama bunların hiçbirine de malik değiliz. Hiçbiri bunların bizim emrimiz altında değil ve bize göre hareket etmiyorlar. Ama bunların her birinin dizgini Allah'ın elinde ve Allahu Teala bizim istifademize göre bunları eviriyor, çeviriyor. Biz iç dünyamıza bakıyoruz, dış dünyamıza bakıyoruz. Bu kadar sonsuz ihtiyaçlar içinde hayatımız devam ederken bütün ihtiyaçlarımızın karşılandığını görüyoruz. Ana rahmindeyken göbekten gıdamız verilmiş. Dünyaya geldiğimizde bize özel gıda olmak üzere annemizden süt gönderilmiş. Ve hayat boyu da bitkiler, hayvanlar devamlı bizim etrafımızda bize hizmet ediyorlar. Bu şekilde ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Dünyada 6 milyardan fazla insan var. Bunların her birinin ihtiyacı karşılanıyor. Diğer bütün canlılar, sayısını bilemediğimiz kadar fazla, bunların ihtiyaçları karşılanıyor. Ve bütün bu varlıklar içerisinde en akıllı, şuurlu varlık biziz. Biz kendi ihtiyacımızı karşılamaktan çok çok uzağız. Mesela vücudumuzda 100 trilyon hücre olduğu söylenir. Bizim bu 100 trilyon hücreden haberimiz yok. Bunlardan bir tanesinden bile haberimiz yok. Bunlar bizim irademiz dışında faaliyet gösterilen yerler. Evet, bu vücut ülkesi bizim ama o ülkeyi idare eden biz değiliz. Adeta vücudumuz bir gemi. Bütün ihtiyaçları taraf ilahiden karşılanıyor. Bize sadece dümeni bırakılmış. Biz irade dümenimizle bu gemiyi iyi veya kötü yerlere götürüyoruz. İşte bakıyoruz ki alemde en akıllı varlık biz iken, biz kendi ihtiyaçlarımızı karşılamıyorsak, elbette hava, su, bitkiler, hayvanlar, bunlar kendi ihtiyaçlarını karşılayamazlar. Ama bunların her birinin de ihtiyacının karşılandığını görmekteyiz. Güneş olması gereken yerde, ay olması gereken yerde, dünya olması gereken şekilde, büyüklükte, bitkiler, hayvanlar, her şey onların ihtiyaçlarına göre yine tanzim edilmiş. Bütün bu durumlar bize şunu gösteriyor. Demek ki bütün bunlar bir elden çıkmış. Ve hepsi Allah'ın eseri ve Allah bunların her birinin ihtiyacını karşılıyor. İşte bu Allahu Teala'nın Samet oluşu. Yani her şey ona muhtaç, o ise hiçbir şeye muhtaç değil. Allahu Teala bizim ibadetimize de muhtaç değil. Allah bize ibadeti emretmiş ama bu haşa ondan gelen bir ihtiyaçtan değil, bizim ibadete ihtiyacımız olduğundan dolayı. Yani doktor mesela hastasına der ki şu ilacı al, şöyle şöyle kullan, aman ha kendine dikkat et. Doktorun bu tavsiyeleri karşısında biz, doktor bey senin ne ihtiyacın var desek ayıp olur.
doktorun o tavsiyelere ihtiyacı yoktur. Ama hasta olarak bizim o tavsiyelere ihtiyacımız var. İşte Allah-u Teala bize ibadeti emrediyor. Bu ibadet Allah'a faydası olacağından değil. Allah ganidir, müstağnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Böyle olunca bizim ibadetimize de elbette muhtaç değildir. Ama o ibadet vasıtasıyla bizim hayatımız bir düzene giriyor. Zapt-ı rapt altına alınıyor. Ve şu dünya şartlarında bir imtihana tabiiz. O imtihanı kazanacak şekilde bir havaya, bir atmosfere girmiş oluyoruz. Böylece haramı haram olarak bilip kaçmaya çalışıyoruz. Helali helal olarak görüp istifadeye çalışıyoruz. Allah-u Teala'nın samet oluşunu düşünürken bu açıdan da bakılabilir. Yani onun bizim ibadetimize de ihtiyacı yok. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Lem yelid ve lem yulet. Bu yani Allah-u Teala'nın işte bir baba olmayışını veya bir evlat olmayışını ifade eden, başka türlü de bunlar söylenebiliyor. Ben böyle demeyi şahsen tercih ettim. Diğer türlü Türkçe'de o kadar da hoş karşılanmıyor. Yani Allah-u Teala bazılarının zannettiği gibi haşa bir baba değildir. Mesela Hristiyanlarda bugün mevcut İncil'lere baktığımızda Hazreti İsa Allah-u Teala'dan baba Rab diye bahsediyor. Ve yine İncil'lerde Hazreti İsa'dan oğul İsa, yani baba oğul Ruhul Kudüs, üçlü bir ilah inancı var. Aslında tek Allah diyorlar ama aynı Allah'ın farklı üç tezahürü, farklı üç görünümü şeklinde bunu ifade ediyorlar. Cenab-ı Hak böyle şeylerden yücedir, münezzehtir ve kendisi bir baba olmadığı gibi bir oğul da değildir. Yani o bir asıldan gelmiş değildir. Bizatihi vardır ve ondan bir şey infisal edip ayrılmış da değildir. Her şey Allah'ın yaratmasıyladır. Burada tabii tevhid noktasında insanların pek çok problemleri olabilmekte, insanlar pek çok yanlış bilgilere sahip olabilmekteler. Bu açıdan bunu biraz açmakta fayda görüyorum. Felsefede de var, bir takım böyle muharref din veya batıl dinlerde de var. Allah-u Teala'yı alem içinde, aleme hulul etmiş, bu şekilde görenler var. Allah-u Teala böyle olmaktan münezzehtir. Mahluk ayrıdır, Halik ayrıdır. Öte yandan Allah-u Teala'yı herhangi bir varlığın içine hulul etmiş, işte bir beşer şeklinde görünmüş, böyle telakki edenler var. Allah-u Teala böyle olmaktan da münezzehtir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem, Hazreti İsa, bu ikisiyle alakalı ayet şunu söylüyor. Kâna yekulâni ta'am. O ikisi yemek yerlerdi. Yani yemek yiyen ilah olamaz. Yemek yiyen muhtaç demektir. Yemek yedikten sonra vücudunda bir takım işlemlerden geçecektir. Affedersiniz, bunun neticede bir pisliği de olacaktır. Cenab-ı Hak bu gibi şeylerden, bütün noksanlardan, kusurlardan Allah-u Teala yücedir, mukaddestir ve münezzehtir. Dolayısıyla Allah'ın oğlu yoktur. Ona bir asıl olarak evvelinde sebkat etmiş başka bir şey de yoktur. O bizatihi vardır, vacibül vücuttur. Yani onun varlığı zorunludur. O olmadan hiçbir şeyin varlığı izah edilemez. Bu konuda şöyle bir misal verilir. Mesela 80 vagonlu bir tren düşünelim. Bunun vagonları birbirine bağlı. Ve diyelim 80. vagonun önünde 79 var. O onu çekiyor. Onun evvelinde 78 var. O diğerini çekiyor. Bu şekilde bunların hepsi çekilen. Ama bir de bunları çeken bir şeyin olması lazım. Yani lokomotif. Lokomotif çeken fakat çekilmeyendir. Temsilde kusur olmakla beraber anlamamız noktasında bize bir bakış kazandırabilir bu temsil. İşte Allah-u Teala varlığın lokomotifi tabiri caizse. Bütün varlık onunla izah edilir. Ama nasıl ki lokomotifi ne çekiyor diye sorulmaz, onun önünde de onu çeken bir şey olsa o zaman o da vagon haline gelmiş olur. İşte Allah-u Teala yaratan fakat yaratılmayandır. İdare eden ama idare edilmeyendir. İhtiyaçları karşılayan ama ihtiyacı olmayandır.
Bu noktadan baktığımızda zıddiyet noktasında meseleyi değerlendirmek lazım. Yani o Halik'tir, bütün alem mahluktur. Masivası mahluktur. O Rezzak'tır, bütün mahlukat rızka muhtaçtır. O Kadir'dir, bütün mahlukat aciz durumdadır. Allah-u Teala'yı bu noktadan değerlendirmek, lem yelid ve lem yulet bu manaları bu açıdan açmak mümkündür. Bu şekilde değerlendirmek elbette istikametli bir değerlendirme olacaktır. Değişik dinler var. Bu dinlerde mesela eski Yunan dinleri gibi, o eski Yunan dinlerinde işte merkezde bir ilah koyuyorlar. Zeus söz gelimi onlara göre. Zeus'un, Tanrı Zeus'un oğulları var, kızları var, hanımı var. İşte ayrıca savaş tanrısı, barış tanrısı gibi başka bir takım tanrılar kabul ediyorlar. Ve bakıyorsunuz bunları Olimp Dağı'na göndermişler. Olimp Dağı'nda bunlar kendi aralarında adeta bir sistem kurmuşlar. Ve o şekilde alemi idare ediyorlar gibi bir şey. Belki bu metaforik bir anlatımdır. Zamanla yanlış anlaşılmış olabilir. Ama bu ibarelerle Allah anlatıldığında Allah öyle olmaktan yücedir, münezzehtir. Yani Allah'ın haşa eşi yoktur. Allah'ın eş derken hanım anlamında onu kastediyorum. Allah'ın o manada bir eşi yoktur. Evladı da yoktur. Yani İsa gibi bir evladı da yoktur. Bütün mahlukat Allah-u Teala'dan tevlid tarzında meydana gelme değil, doğrudan doğruya Allah-u Teala'nın yaratmasıyla meydana gelmiştir. Buna tecelli de deniliyor. Mesela güneş bütün parlak şeylere yansıyor. Bütün o parlak şeylerde yansıması güneşten bir bölünme değil. Güneşten bir şey eksilmiyor. Ama oralarda bir parıltısı yansımış oluyor. Allah-u Teala alemde tecelli etmesi, bütün varlıklarda tecelli etmesi bu misal ışığında bir derece görülebilir. Veya şu misali de verebilirim. Mesela bir ressam böyle önündeki boş kağıtlarda veya tuvalde sanatını gösteriyor ve pek çok eserler meydana getiriyor. Bu kimse aynı zamanda hattat olsa, aynı zamanda mimar olsa hattatlık ünvanıyla çok güzel böyle yazılar yazar, mimarlık yönüyle çok güzel eserler, mimari eserler meydana getirir. Ressamlık yönüyle de çok güzel tablolar meydana getirir. Şimdi biz bunun eserlerini gezerken işte bir yanda güzel tablolar, resim tabloları, bir yanda gayet güzel mimari eserler, diğer yanda gayet güzel yazılar. Bunları gördüğümüzde bütün bunların o zattan geldiğine inanırız. Ama hiçbirine de ondan bir parçadır demeyiz. İşte Allah ile alem arasında böyle bir münasebet var. Bütün alem Allah'ın yaratmasıyladır, Allah'tandır. Ama haşa Allah'tan bir cüz, Allah'tan bir parça değildir. İşte bu tevhiddir ve Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerlerinde nazara vermiş olduğu hususlardandır. Leyse kemitliği şey, hiçbir şey Allah'ın misli değil. Ve lem yekullahu küfüven ehad ve hiçbir şey onun dengi de değildir. Allah'a denk bir şey yok. Ve o zatında, sıfatlarında, isimlerinde, icraatlarında hiçbir şeye benzemez. Dolayısıyla leyse kemitliği şey ayetinin de bildirdiği gibi hiçbir şey ona misil, ona benzer, ona denk değildir. İşte Kur'an-ı Kerim'in bu kısa suresi, İhlas suresi Cenab-ı Hakk'ı bir takım isim ve ünvanlarıyla bize anlatıyor. Onun şanına yakışmayan şeylerden kendisinin münezzeh olduğunu bize gayet güzel bir şekilde bildiriyor. Cenab-ı Hak bizleri hakiki tevhid yolunda daim ve kaim eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.